Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 7 Mart Pazartesi. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasasındaki o kırmızı renk devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesinde 39.600 dolar seviyesine çok fazla dikkat çekiyor da teknik anlamda. Bu seviyenin altında fiyatlar oluşuyor şu dakikalar itibariyle. Bu aslında aşağı yönlü risklerin biraz daha arttığını gösteren teknik anlamda önemli bir sinyal. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 38.244 dolar seviyesinde şu anda fiyatlar oluşurken %2.80 oranında da bir kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Ethereum dolar paritesi sürekli olarak söylüyoruz her analizde 3.000-3.100 dolar seviyesinin üzerine kalmadığı sürece parite aşağı yönlü riskler devam edecek ve parite bir türlü bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapamıyor gerekli miktarda ve şu anda 2539 dolar seviyesinde %3.88 oranında bir kayıp var. Yine son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Önemli kripto para birimlerinden Solana'da %5.83, Avax'da %4.13. Binance Coin'de %2.2, Luna'da %5.91 oranında kayıplar varken XRP'de bunun tam tersi çok ufak çaplı bir yükseliş var. %0.74 oranında bir yükseliş var. XRP dolar paritesinde onda da biliyorsunuz 0.86 dolar seviyesi bu hafta için XRP dolar paritesinin haftalık bazdaki grafikte direnç noktasıydı. Yani 0.86 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir XRP dolar paritesi için. Peki tabloyu şimdi olduğu gibi son bir haftalık dilimde yaparsak yani geçtiğimiz pazartesinden bu hafta pazartesiye kadar yüzdesel değişimler nasıl? İşin açıkçası Bitcoin dolar partisine bir miktar daha e, para yani giriş olduğu gösteren bir tablo var önümüzde. Yüzde 1.47 oranında bir yükseliş var son bir haftalık dilim baz alındığı zaman. Ethereum dolar partisi %3.03 oranında bir kayıp var. Son 24 saatlik dilimdeki kayba oldukça yakın. Bunun dışında Luna da ve XRP'de yaşanan yükselişler dikkat çekici. Bunun dışında Binance Coin'de de var. %9.77 oranında bir yükseliş yaşanmış. Luna'da son 1 haftalık dilimde, Binance Coin'de %3.74, XRP'de ise %3.16 oranında bir yükseliş var. dediğim gibi son 20 son 1 haftalık dilim baz alındığı zaman. Görülen o ki şu anda Bitcoin Dolar Partisi'nin bir miktar daha son bir hafta dilime göre ilgi var gibi gözüküyor yükseliş bağımını baz aldığımız zaman. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin Dolar Partisi onun dışında bir haber var bu haberle ilgili de ufak bir detay vereceğiz size isterseniz hızlı bir şekilde bu habere başlayalım. Haber aslında yerli piyasaya ilgilendiren bir haber. Cryptocoin.com sitesinde yer alan bir haber bu. İddia Türk kripto para, piyasası, para yasası bu tarihe ertelendi diyor. Biliyorsunuz ee, yani kendim olarak özellikle yerli kripto para yerli kripto para piyasası ile ilgili bir düzenlemenin bir yasanın bir an önce çıkması taraftarıyım. Bunun nedeni yatırımcıların kendisini daha fazla güvende hissettiği bir Kripto para piyasına bir piyasaya yatırım yapma isteğinin daha fazla olacağını düşünmem. Yani yatırımcıyı koruyan bir yasanın bir an önce çıkması lazım. Bu sadece Türkiye çapında değil işin açıkçası yerli piyasası için değil. Benim beklentim, arzum daha doğrusu tüm dünyada aynı hisse senetleri piyasasında olduğu gibi kripto para piyasasında da yatırımcıyı koruyan ancak kripto para piyasası oyuncularını da zor durumda bırakmayan bir yasanın bir an önce hayata geçmesi. Bu bu yasa ile birlikte yatırımcılar çok daha güvenli bir şekilde kripto para piyasasına yatırım yapacaktır ve bu bu güven aslında payı, piyasanın gelişmesi için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. Nitekim bunu hisse senetleri piyasasında biz geçmiş dönemdeki deneyimlerimizde bunu fazla fazla gördük. Yatırımcının kendini tamam evet yatırımından dolayı bir eee kaybedebilir kazanabilir ama bu yatırım stratejisi içerisinde kaldığı sürece sorun yok. Diğer başka unsurlar işte işin içine girerse o zaman bu piyasaya olan güven ciddi anlamda sarsılıyor. Bu yüzden benim arzum diyelim e, kurum olarak da öyle düşünüyoruz zaten arzum bir an önce regülasyonların yasaların kripto para piyasası için ve e, kripto para piyasası oyuncularını zor durumda bırakmayacak şekilde yatırımcıyı koruyacak şekilde bir önce hayata geçmesi. Ancak CryptoCoin.com sitesine yer alan haber bunun biraz da geçeceğini söylüyor. Öyle görünüyor ki Türk kripto para piyasası yasası başka bahara kaldı. Yakın zamana kadar yasa tasarısının hazırlandığı ve kanunlaşması için sürecin başlatıcılığı belirtilen kripto para düzenlemesinin genel seçimlerden sonraya ertelendiği iddia ediliyor diyor haberin detayında. Haberin detayında ise Ak Parti Grup Başkan ve Vekili Elitaş'ın bazı açıklamaları var. Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal çerçeveyi ortaya çıkarmak diyen Mustafa Elitaş, amaçlarının burada yatırım yapmak isteyen, belli bir birikiminin kripto varlıklarını değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme yapmak olduğunu belirtmişti. Zaten yakın dönemde yaptığı açıklamada. Ancak bu habere göre seçimlerden genel seçimlerin sonrasına kaldı. O da gene bir senenin üzerindeki bir zamanı işaret ediyor. Aslında kaybedilen bir zaman olarak görüyorum ben. Bir an önce bu yasanın, bu düzenlemenin hayata geçmesi hem kripto para piyasası piyasasında bulunan oyuncuları hem de yatırımcıları tabii ki fazlasıyla rahatlatacak bir durumdur. Ancak yasanın çerçevesi son derece ince bir çizgi. Dediğimiz gibi kripto para piyasası oyuncularını çok fazla zor durumda bırakmadan yatırımcıları koruyacak bir şekilde bu yasanın çıkması, bu regülasyonların çıkması gerekiyor diyelim. Ee, ve kripto, Bitcoin Dolar Partisi analizimize geçelim. Ve Bitcoin Dolar Partisi'nin her zaman olduğu gibi 4 saatlik grafiği önümüze açık. Şimdi 4 saatlik grafikte dikkat çeken iki tane unsur var. Bir tanesi 39.600 dolar seviyesinin altına gelinmesi. Daha önceki analizlerimizde bunu sık sık dile getirdik. 39.600 dolar seviyesi aşağı ya da yukarı hareketleri hızlandıran bir nokta. Ne zamandan beri yaklaşık 10 Ocak tarihinde bu yılın başından beri bu seviye aşağıya doğru hareketleri hızlandıran bir nokta. 10 Ocak tarihinde bu seviye aşağı doğru çok sert bir düşüş oldu ancak bu nokta milimetrik bir şekilde destek noktası olarak çalıştı. Ancak 20 Ocak tarihinde 21 Ocak tarihinde sert bir şekilde aşağı geçildi ve parite yaklaşık 32.900 33.000 dolar ne kadar geriledi. Bunun dışında yukarı hareketlerde ise 24 Şubat tarihinde yukarı doğru sert bir şekilde geçildi ve parite 45 bin dolar seviyesine üzerine çıktı 46 bin dolar seviyeleri test etti. Yine 20 Şubat tarihinde aşağı geçildi parite tekrar 34 bin 400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yine 28 Şubat tarihinde yukarı doğru sert bir şekilde geçildi parite 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şimdi Yaklaşık 4 Mart tarihinde bu seviye aşağı geçildi. Ve aşağı geçildikten sonra dikkat ederseniz bu seviyenin üzerine çıkılmaya çalışıldı ancak bu nokta artık direnç noktası olarak çalışmaya başladı ve parite yönünü tekrar aşağı çevirdi. Bunun dışında mavi ile gösterdiğimiz bir düşüş trend çizgisi var. Bu düşüş trend çizginin direnç noktası video çektiğimiz dakikalar itibariyle yaklaşık 39 bin dolar seviyelerine denk geliyor. 39 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkması bir miktar rahatlatabilir piyasayı. Bitcoin dolar paritesinin daha doğrusu. Ancak 39.600 dolar seviyesinin üzerine çıkılmadıkça piyasadaki hareketlerin Bitcoin dolar parasındaki hareketlerin tamamen bir tepki hareketi kısa vadeli bir tepki hareketi olduğunu söylemekte fayda var. 39.600 dolar seviyesi o yüzden piyasanın rahatlaması için mihenk taşı konumunda. Bu seviyenin artık tekrar destek noktası haline gelmesi yani 39.640.600 dolar bandının daha doğrusu ifadeyle bölgenin destek seviyesi haline, destek bölgesi haline gelmesi şart. Bu gelmezse yukarı hareketler sınırlı ve Bitcoin dolar paritesi yönü aşağı. Şu anda ile gösterdiğimiz düşüş trend çizgisi etkisi altında olan bir Bitcoin dolar paritesi var. Bunun dışında sarıyla gösterdiğimiz bir trend çizgisi var. Bu çok agresif olmayan, çok hafif yükseliş, yükseliş trend çizgisi. Parite dikkat ederseniz bu dönemde sert düşüşlerde bile bu trendin destek noktasına çarpıyor ve yönü yukarı çeviriyor. Döngünün tekrarlanması durumunda biz normal şartlar altında yukarı yönlü bir hareket bekleriz. Ancak biz şu anda kripto para piyasası olarak çok farklı bir dönemden geçiyoruz ve bu farklı dönemin nedeni teknik analiz yerine jeopolitik risklerin daha çok piyasalar üzerinde belirleyici olması. Yani şu anda teknik analizin bize gösterdiği jeopolitik risklerden o ge geleceği jeopolitik konulardan gelecek olumlu ya da olumsuz haberlere karşın paritelerin nereye hareket edebileceği. Şimdi eğer olumlu bir haber gelirse Parite bu döngünün tekrarlanması durumunda tekrar yönünü yukarı çevirecek ve tekrar 45 bin dolarlı seviyeler hedeflenebilir. Ancak rutin şu anki dev durum devam ederse, jeopolitik risklerle ilgili devam ederse ya da olumsuz bir haber gelirse o zaman bir sarı ile gösterdiğimiz bu trendin aşağı yönlü kırıldığını göreceğiz. Bu trendin destek noktası şu an için yaklaşık 37.800 dolar seviyelerine denk geliyor. 37.800-38.000 dolar bandına denk geliyor. Bu seviyenin aşağı geçilmesi 37.000 ve 36.639 dolar seviyelerinin test edilmesini sağlayabilir. Ancak şu dönemde trend destekleri daha fazla çalışıyor. Şimdi biz ne yaptık? Bir trend çizgisi çizdik. Bu trend çizgisinin paralelini aldık. Hatta bunu birlikte yapalım istiyorsanız. Bu trend çizgisinin paralelini aldık, klonladık bunu ve bunu bir sonraki dip noktaya kadar getirdik. Ve gördüğümüz kadarıyla dip noktanın destek noktasıyla bu e, bir transaksiyon destek noktası 35.600 dolar seviyesi yapıyor. Yani şu anda 37.000 ve 36.339 dolar seviyesi 37.800 dolar seviyesinin altına gelmesi ilgili gelme ihtimaline karşı Bitcoin dolar parçasının ara destek noktaları Asıl destek noktaları trendin destek noktaları ki burası da 35.600 dolar seviyesi yapıyor. Özetlersek Bitcoin dolar partisi şu anda trend teknik anlamda aşağı yönlü. 38.000-39.000 bin, bin dolar seviyesi kırılmadığı sürece de bu trendin altında aşağı yönlü riskler devam ediyor. Şu anki görünen 35.000 dolar seviyelere kadar ilk aşamada bir geri çekilme riski. Ya bu risk devam ediyor. 39.000 dolar seviyesinin üzerine çıkar, çıkar ve 39 630 600 dolar bandının üzerinde kalırsa o zaman tekrar 45.000 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Ancak bu senaryonun oluşması için Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda artık olumlu bir gelişmenin, olumlu bir haberin gelmesi lazım. Bu gel gelirse işte yönün yukarıda olma ihtimali var. Dediğimiz gibi teknik analiz şu anda olası olumlu ya da olumsuz haberlere karşı kripto para piyasasında doğrusu yatırım analizini yaptığımız yatırım enstrümanın hangi yöne gideceğini, hangi seviyeleri test edebileceğini yönelik bize sinyal veriyor. Bundan önceki dönemlerde biliyorsunuz yönü ağırlıklı olarak teknik analiz belirliyordu diyelim kısaca. Özet, özetleyelim tekrar. Bitcoin dolar partisi yön aşağı. 40.600 39.600 dolar bandı yukarı kırılmadığı sürece de aşağı yönlü riskler devam ediyor. Ve şu anki bu risklere göre 35.600 dolar seviyesi hedef noktası gibi gözüküyor. Bitcoin dolar paritesinde belirttiğimiz 37.000 ve 36.339 dolar destekleri var olmak üzere diyelim. Ve bugünkü analizimizi bitirelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.